Hepinize merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Cimbalı motorlu tırpanın piston ve silindir takma işlemini yapacağız. İlk önce karter kısmının contasını değiştirdik. Krank bilyalarını, krank keçelerini değiştirdik. Kaçırma var mı diye kontrol etmek için de içine ben benzin doldurdum. Kaçırma olmadığını gördüm. Siz de bu şekilde test edebilirsiniz. Şimdi videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoların daha çok kitlelere ulaşması için lütfen videoları beğenin ve altına yorumlar kısmına bir nokta dahi olsa yorum yapın arkadaşlar. Şimdi fazla bekletmeden videomuza geçelim. Şimdi karterimizin içindeki fazla benzini döktük. Şimdi silindirimizi, telimizi alalım. Silindirimizin içinde ne var? Sekmanları var. Piston sekmanları var. Ve piston pini var. Pistonumuzu da içinden çıkaralım. İlk önce pistonumuzun kompresör sekmanlarını takarak işe başlayalım. Bunu yapmak için ilk önce pistonumuzu güzelce yağlayacağız. Şöyle. Pistonumuzu güzelce yağladıktan sonra sekmanımızı elimize alacağız. Sekmanların yönü vardır arkadaşlar. Bakın şu an V şeklinde duruyor. Şu şekilde. Ve burada pimler vardır. Pistonun üzerinde. Bu pimler sekmanın içeride dönmesini engellemek için. Niye peki pistonlarımız içeride çalışırken sekmanlarımız dönmeyecek? Görmüş olduğunuz gibi burada emiş portu var. Egzoz portu var. İçeride şu bölümler de, bunlar da yakıt transfer portlarıdır arkadaşlar. Bu bölümlere takılmaması için bu pimlerin olması gerekiyor. Mesela normalde 4 zamanlı motorlarda silindir kısmı dümdüz olduğu için, herhangi bir port olmadığı için böyle bir işleme gerek olmuyor. Bunlarda ise mecburen böyle pimler olması gerekiyor. Şimdi elimiz kirliymiş. Pistonun gövdesini biraz pis ettik. Hemen temizleyelim. Biraz da sekmanlarımızı yağlayalım elimizle. Biraz daha yağlayalım. V şekli olacak şekilde birinci halkayı takmaya başlıyorum arkadaşlar. Birinci sekmanımız üstte kaldı. Hemen bir tornavidayı atlatıp aşağı doğru. Birinci sekmanımızı geçirmiş olduk. Gördüğünüz gibi tam kapanmış şekilde. Şimdi de ikinci sekmanımıza geçelim. Arkadaşlar havada bu arada biraz rüzgarlı. Sesimi tam olarak duyamayabilirsiniz. Yani video çekmeye de başka alan yok. Mecburen bu şekilde işimizi yapmaya çalışacağız. Hemen üst sekmanımızı takalım. Sekmanımızın önce arka kısmını yerleştirdik. Daha sonra da üstteki sekmanı da yerleştirdik. Şimdi de pistonumuzun son pim sekmanını takalım, bir tanesini. Onu da takarken egzoz yönüne onlara dikkat ederek işinizi en kolay şekilde yapacak vaziyette takın arkadaşlar. Neymiş bizim egzoz yönümüz? Egzoz yönümüz motorumuzun bu tarafı. Şöyle kadrajı alalım. Kadrajdan çıkmış. Egzoz yönümüz bu taraf.
Pistonumuz da bu şekilde oturacak. Ok yönü egzoza bakacak. Pardon, egzozumuz bu tarafmış. Egzoz motorun bu tarafındaydı. Ok işaretimiz bu tarafa bakacak. Ok işaretimiz bu tarafa bakacaksa biz ilk önce buradaki pimi takalım ki sekmana volant tarafından bize bir engel çıkmasın. Elimize sekmanımızı aldık. Hemen karga burun gibi bir pensemiz var. Onu elimize aldık. Ucuna tutturduk. Ok işaretimiz bu yönde. Hemen ben buradaki sekmanı takmaya başlayacağım. Sekmanı ilk önce bir köşesine oturtturup şu şekilde arkadaşlar içinde çevirmeye başlayacağım. Şu an sekmanımız oturdu. Bir de tornavida ile şöyle çevirin, kontrol edin. Şu an tam yerine geldi. Çıt sesini duyduk. Bu taraf tamamdır. Şimdi de pimimizi çıkaralım. Evet, pimimizi de çıkarttık. Pimimizi şöyle saplayıp bırakacağız. Daha sonra krank üst rulmanını takacağız. Krank üst rulmanını da takmadan hemen onu da yağlayın şöyle. Ufaktan yağlasanız yeterlidir. Onu da hemen üste yerleştirip ardından ok işareti gene egzoz tarafına gelecek şekilde piston pimimizi yerleştireceğiz. Gajon pimimizi. Pimimizi yerleştirme işlemimizi de yaptık. Boşluk var mı diye bakın bilyanızda. Herhangi bir sorun var mı diye. Pimimizi aşağı doğru ittirip ardından son sekmanımızı da takalım. Sekmanımızı tutup bir köşesini yerleştirdikten sonra çevirin arkadaşlar. Bastırarak tık diye yerine oturacaktır. Ve son olarak da kontrol ederek tornavida ile rahatça döndüğünü, yuvasında olmazsa çıkabilir. Çıkarsa hiç de iyi sonuçlar olmaz arkadaşlar içeride. Kötü şeyler olur. Çizilme, kopma, takılma. Hemen pistonumuzun dışındaki ekstra pislikleri temizleyelim, silelim. Bizim bir tane de kartel contamız vardı. Kartel contamızı da şunu şöyle alalım. Bunu ön plana çekelim. Kartel contamızı oturtturacağız bu şekilde. Bu conta da elle kesme arkadaşlar. Bu şekilde değilmiş, bu şekildeymiş. Yani bu şekilde kesmişim, ayarlamışım ona göre. Şuradaki karbüratöre giden deliği buradan ayarlamışım. Contayı ona göre kesmişim. Ona göre ayar olmuş. Orada bunun boşluğu var zaten. Hava çıkabilmesi için. Emiş portu bu tarafta. Karbüratör tarafı. Bu tarafta egzoz tarafı. Egzoz tarafında öyle bir şey olmuyor. Şimdi yağlama işleminin aynısını silindirimizin içinde yapacağız. Silindirimizin içine gerekli yağı sürdükten sonra içini şöyle parmağınızla güzelce yağı her tarafına sürün arkadaşlar. Yağını güzelce sürdükten sonra bir de pistonun üstüne sürün güzelce yağı. Yağsız hiçbir zaman takmayın bunu. Yoksa içeride istenmeyen, çizilmeyenler çizikler oluşur arkadaşlar. İstenmeyen çizikler de yeni taktığınız seti bozacaktır. Contamız silindirimizin gömleğinde takılı. Şimdi sekmanları yerlerine getirip alt ve üst sekmanı yerine getirip şöyle parmağınızla tutup yerine yavaşça usulca yerleştirin arkadaşlar. Şöyle de alttan biraz
hepsini geçtiğinden emin olduktan sonra yavaşça yerine bırakın. Şimdi ise saplamalarını atalım yerine. Dört tane saplaması var. Metrik dört alyanımızı aldık. Hemen vidamızı yerine koyup İlk önce takarken her zaman contayı bir vidayla tutturun. Sonra alyanı çıkarın. Bir tane daha vida karşı tarafına atın, yani köşesine. Onu da attıktan sonra contanızın altta daha kayma ihtimali olmaz. Contanız kayarsa, contayı delerseniz hava kaçıracaktır buradan. İşte ben yerleştirdim. Gömleğimin pozisyonunu ayarladım. Vidayı görüyorsunuz. Vida çıkıyor şu anda aşağı doğru. Şu anda tuttu. Öylece bıraktım. Şimdi ise ters çaprazına geçtim. Bu taraftaki vidayı tutturuyorum. Buradaki vidayı da oturttuğum yerine gömleğimi üstten bastırdım. Hemen diğer iki kalan saplamayı da atalım içine. Aslında göründüğü gibi zor bir işlem değil arkadaşlar. Hani işin mantığını, yapmasını çözdükten sonra yapamayacağınız bir şey değil. Siz de yaparsınız yani. Aynısını bu videoyu izleyerekten. Zor olmadığını siz de görürsünüz. Yapanlar için zaten bir sözümüz yok. Şimdi detaylara da yavaş yavaş toparlarken de anlatmaya başlayalım. Hemen en son saplamamızı da atalım. Bugün de hava biraz rüzgarlı işte, dediğim gibi. İnşallah sesim de iyi çıkıyordur. Bütün vidaları tam sıkmayın. İlk önce boşluklarını alın. Şöyle. Bu tamamdır. Boşluğunu aldık. Hemen bunu da öyle aynı şekilde yapalım. Boşluklarını aldık. Hemen diğerlerine geçelim. Boşluklarını aldık. En sonuncu saplamamızın da boşluğunu alalım. Yavaş yavaş yapın. Acele etmeyin arkadaşlar bu tür işleri yaparken. Sakin sakin yapın. Gerekirse dinlenin, öyle yapın. Şimdi sıkmaya başlayalım. Köşeli olarak, çapraz olarak. Çapraz sıkın ki silindir parter contası tam olarak birbirine yapışsın. Bir tarafı havada kalıp bir tarafı kasıntıya gelmesin. İyice sıkın. Motoru çalıştırdıktan sonra, rodaj sistemini de yaptıktan sonra bu vidaları bir kere daha kontrol edersiniz. Çünkü bu vidaların motor ısındıkça, soğudukça gevşeyip kendini değiştirme ihtimalleri var. Bakıyoruz rahat çalışıyor mu? Volanttan çeviriyorum. Şu an çok rahat bir şekilde çalışıyor. Biz keçelerimizi kontrol etmiştik. Starter tırnağımızı takalım yerine. Aslında bunu silindiri takmadan da yapardık ama daha iyi olurdu. Sıkıştırırdık. Gerçi o kendini sonradan starteri zorlayınca sıkıştıracak da illaki. Ki biz de ne yaparız o zaman? Bu taraf mı ıslı ya da sert taraf olduğu için şuraya bir tornavida sokarız. Yapraklarını kırmayacak şekilde. Bunu sokarız. Onunla nasıl çeviririz? Neyse, fazla sıkıştırmaya gerek yok. Zaten o sıkıştırır kendini. Bu işlem de tamamdır. Şimdi egzozumuzu takalım arkadaşlar. Egzozumuzu aldık.
egzoz contamızı taktık. Hemen buraya oturtturalım. Ne oldu nereye gittin? Havuzdan içeceğim, 50 lira var mı? 50 lira mı? Benim cüzdanda vardır ya. Cüzdana bak. Şimdi de egzoz saplamalarımızı takalım. Egzoz saplamalarını tam sıkıştırmadan önce egzoz saplamasının destek vidası genelde küçük olur. O küçük vidayı bulalım. O vidayı da muhakkak atmayı unutmayın. Şu altta. Egzoz vidalarını saplamalarını tam sıktığınız zaman bu vidayı yerine denk getiremeyebilirsiniz. Hemen onu da sıkalım. Saplamayı tam olarak sıkın en alttakini. Sonra üsttekileri sıkarsınız. Eğer bu saplamanın vidası takılmazsa ya da bu bölüm kırılmışsa bu saplamaları kesecektir, kıracaktır. Bunu da taktık. Şimdi egzoz saplamamızı sıkalım. İyice sıktığınızdan emin olun bu vidalara. Çok da aşırı değil de iyi sıkın yani. Burası da tamamdır. Şimdi ise silindirimizin karbüratör contalarını takacağız. Şimdi de karbüratör boğaz takozumuza geldi sıra. Onu takacağız. Elle kesilmiş bir conta, saplama delikleri ve şuradaki hava deliğini açmayı unutmayın. Zaten hali hazırda aldıysanız orası tam açık değilse kesilmiştir ama açık değilse onu da muhakkak açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi vidalarımızı yerine koyalım. Şimdi son olarak da alyanımızla çevirerek sıkmaya başlayalım. Bu da bir contalı takoz olduğu için eşit bir şekilde sıkmaya çalışın. Yerine oturtturun. Boşluğunu aldım. Aynı şekilde karşı tarafa geçtim. Sıktım. Bu tarafa sıkıyorum. Alüminyum parçalar olduğu için arkadaşlar çok da aşırı sıkmayın. Yalama olacaktır sonra. Hemen karbüratörümüzü de yerine koyalım. Karbüratörümüz için de bir conta kesmiştik. Onu da hemen gösterelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Burada bir delik var. Bu delik vasıtasıyla karbüratör pompalama işlemi yapacak. Yakıtı depodan çekecek. Depo altta olduğu için çekmek zorunda. Pompalama yapmak zorunda. Hemen bunun da filtresini, kutusunu, karbüratörünü takalım. Contaları geçiyorum yerine. Contalar biraz sıkı olduğu için çevirerek geçirelim. Contalarımızı geçirdikten sonra vidalarımızı ileri doğru sapladıktan da sonra karbüratörümüzü yerine yerleştirip hemen saplamalarını yavaşça yerine göndermeye başlayalım.
Dediğim gibi her vidayı eşit bir şekilde karşılıklı olarak sıkın. Evet arkadaşlar, şimdi geldi sıra motorumuzun deposunu takmaya. Aslında silindir gömlek takarken depo sökmenize gerek yok da biz kartelini söktüğümüz için, o bölümlerle uğraştığımız için mecburen söktük. Görüldüğü gibi karbüratör bağlantıları da tamam. Şimdi yapılması gereken motorun içine benzin koyulup çalıştırmaya başlamak. Yeni bujimizi yerine takalım ve kompresör oranımızı bir test edelim. Kompresörümüz gayet iyi. Şimdi motorumuzun içine yakıt dolduralım. Bu karıştırılmış yağlı benzin. İki zamanlı motor yağı ile. 30 numara falan yok içinde. Direkt depomuzun içine dökelim. Bu kadar benzin buna rodaj yapmak için yeterli gelmeyecektir. Daha sonra gene ilave ederiz. Şöyle mıknatıs kısmına tam denk getirmeden ilk önce bu şekilde bobinin altına yerleştirin. Daha sonra mıknatıs kısmına denk getirin. Şu an tam mıknatıs kısmında, kartonda altında bu şekilde sıkacağım. Bobine değmeyecek fakat bobine de yakın olacak. Şu an gayet sağlıklı çalışıyor. Kablomuzu da taktık. Şimdi kameramızın pozisyonunu değiştirip çalıştırma işlemimize geçelim. Bir de ayarlarına bakalım. Şimdi motorumuzun içine benzini koyduk. Yağlı benzinli. Bujisini taktık. Her aksamını taktık. Ateşleme bobini de yerleştirdik. İlk önce şu ana benzin borusundan, vidasından yakıtı bir sıfırlayıp ona göre bir ayar yapalım. 1, 2, 3, 3,5 olsun hadi. Buradaki vida da ayarsız. Birlikte onun da ayarını yapacağız. İlk olarak motorun içine silindiri takarken fazlaca yağ kullandığımız için belki çalıştırmakta biraz zorluk çekebiliriz. Şimdi benzinimiz geldi. Buji anahtarımız da yanımızda olsun. Şimdi startı verip deneyelim. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Demin starter ipimiz kopmuştu. Zembeleri söküp tamir ettik. O aşamayı göstermedik ama motorumuzun kapağını taktık. Şimdi ayarlarını sıfırlamasını gösterelim. Buradaki vidayı 3 tur açacağım. 1, 2, 3. Hadi bir tur daha açalım. Buradakini de 3 tur açacağız. 1, 2, 3. Gayet güzel şekilde çalışıyor. Ayarı bu şekilde olması lazım. Yeah.
kurcalayınca ayarın nasıl değiştiğini iyi gör. Görüyor musunuz arkadaşlar? Açtıkça da yakıtın miktarı arttıkça gölen de düşecek. Bak. Görmüş olduğunuz gibi bakın düşüyor. Arkadaşlar işlemimiz bu kadardı. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ve yorumlar kısmında yorum yapmayı unutmayın. Bugünkü işlemimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.